Merhaba arkadaşlar, Reşon Duvey kanalına hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla yaptığım sohbetlere devam ediyoruz. Bu sefer de karşımda Filiz var. Kendisi İsviçre'de yaşıyor. Bana çok soruyorsunuz, İsviçre'de yaşamak istiyorum, İsviçre'ye gitmek istiyorum. Gerçekten hepimizin hayali İsviçre gibi bir ülkede yaşamak ama bunu tabii ki işin ehline sormak lazımdı. Ben de 10 yıldan beridir, gerçi kendisini anlatacak, orada yaşayan Filiz'e sormak isteyeceğim birçok soruyu. Filiz hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Çok iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Davetimi kırmadığın için tekrar teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Bu kısmı artık çok uzatmayalım çünkü 20 dakikaya yakın bir konuşma olacak. Senin anlatman gerekiyor birçok şeyi. Evet. Senden ricam önce bir kendini biraz tanıt, ondan sonra sorulardan devam edelim. Tamam, ben Filiz Saka. Aslında eğitimimi Türkiye'de aldım. Ankara İşletme mezunuyum. Sonra bir denetim şirketinde çalıştım 5 yıl. Denetim şirketinden sonra da bir ilaç şirketinde çalıştım. Finans kısmında ve ilaç şirketinde çalışırken de buradan bir teklif aldım. İsviçre bağlantılı bir şirket, İsviçre merkezli bir şirkette. 10 yıldır da o teklifin üzerine buraya geldim, yerleştim. Aslında hani bir gideyim deneyeyim, olmazsa geri dönerim gibi gelmiştim. Ama geliş o geliş diyebilirim. 10 yıldır da buradayım. Sonra eşimle tanıştım, evlendim ve hayatımızı artık burada kurduk diyebilirim. Bu çok güzel çünkü zaten seninle evliliği de konuşmuş oluruz böylelikle. Peki hangi şehirde yaşıyorsun? Zug'dayım şu anda. İlk 5 sene Zürih'te yaşadım. Ama şu an Zug'dayım. Zug biraz Basel gibi böyle çok ilaç şirketlerinin olduğu bir yer. İş imkanının çok olduğu bir yer. Ben de hani çocukla birlikte işe yakın olmak için çok güzeldi. Vallahi yani dediğim gibi hayalimizi kurduğumuz bir tanesinde yaşıyorsun. Yani ben sadece bir kere gidebildim. Yani bir ya da iki defa tam hatırlamıyorum. İkincisi bir diğeri aktarma olabilir. Basel'e falan uğramıştım. Bir de Zürih'i gezmiştim. Gerçekten inanılmaz güzel bir ülke. Devam edelim. Peki o zaman şuradan başlayalım. Sen zaten Türkiye'de çalışıyordun, onu söyledin. İş teklifi geldi. Ondan sonraki süreci, yani o iş başvurusu nasıl yapılıyor? Çalışma vizesi nasıl? Çalışma vizesini sonra da anlatabilirsin diğer kısımda ama ilk başta o başvuru sürecini bir anlatabilir misin? Şimdi anlatayım. Aslında benim bir başvurum olmadı. Yani hani ben böyle yurt dışına gitmek istiyordum, burada yaşamak istiyordum, bir başvurum oldu gibi bir sürecim yok. Ama onu da anlatayım nasıl olabileceğini. İsviçre'de en kolay nasıl gelineceğini anlatacağım. Ama benim sürecim birazcık daha farklı. Bizim şirketimiz başka bir şirkete satın aldı. O dönemde birleşmeden dolayı bütün pozisyonlar, benim bulunduğum pozisyon gibi pozisyonlarda bir tabii overlap söz konusu oldu. Yani ben aslında finans müdürüydüm, CFO'ydum Türkiye'de ve o şirketin de bir CFO'su vardı ve onunla şirket devam etmeye karar verdi. Benden çok daha ben daha çünkü 30 yaşındaydım, o çok daha tecrübeli biri falandı. Her neyse o dönemde benim burada raporladığım bir Europe finans müdürü biri vardı. Ve bu durumda tabii bildiği için bütün ülkeleri burada bir pozisyon olduğunu, benim gelip gelmek istemediğimi bana sordu. Ve ben geldim. Çok da kolay oldu benim için aslında. Yani bir gün geldim, 4 tane görüşme yaptım. Burada sabah ilk uçakla geldim. Akşam uçağıyla geri döndüm. Ertesi günde bana işin oldu, gel burada başla dediler. Yani olur. Benim sürecim böyle hani çok uğraştım, çok zorlandım gibi bir süreç değil. Bir kere onu söyleyeyim. Ama İsviçre'de iş bulmak ve çalışmak gerçekten çok zor. Bunu ben birkaç başka yerde de anlattım. Sebebi şu, buranın kanunları bu konuda çok zor, zorluyor, katı. Sebebi de şu, burada eğer bir şirketi boş bir pozisyonu varsa o pozisyonu önce halka açmak zor. Halka açmak derken işte internet sitelerinde orada burada herkesin başvurabileceği bir ortamda tutmak zorundalar 2-3 hafta kadar bir süre. Ve o dönemde de eğer başvurular içerisinde İsviçre vatandaşı biri varsa ona öncelik tanınmak zorunda kanunen. Onun son, ondan sonra Avrupa vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları geliyor. Avrupa Birliği vatandaşlarından sonra bizim gibi işte diğer ülkeler diye geçiyoruz biz. Diğer ülkelerden olup burada oturma olanlar geliyor. En son artık bunların hiçbirinde hiç kimse çıkmadı ise bize sıra geliyor. Dolayısıyla da siz yurt dışından başvurduğunuz zaman bir işe alınma ihtimaliniz, hani alınırsınız şirkette sizi beğenir ki böyle örneklerini çok gördüm ben bu 10 sene içerisinde. Ama şirketin sizin için izin alma şeyi zorlaşır, çok zorlaşır. Çünkü şirketin
Bunu şeye ispatlaması lazım göçmenlik bürosuna. Yani, yani böyle ben, bir eleman bizim bünyemizde yok. Ülkede bulamıyoruz. Ülkede bulamıyorum ben. Evet. Kimse de böyle başvurmadı buna. Bunun en kolay yolu nedir? Söyleyeyim. Türkçe bilmek biri mesela. Diyelim ki bankalarda bu oluyor. Birkaç defa oldu. Eskiden burada iş şubesi vardı mesela. Onlar hep ilanı açarken Türkçe bilmeyi mutlaka şey koyuyordu ve belli özellikle öyle kriterler koyuyor ki yani ben gerçekten burada bu adamı bulamadığımı bilerek yapıyor. Söyleyebiliyor. Biri bu. İkincisi de benim geldiğim gibi transfer. Çünkü şirket o zaman ne diyor? Diyor ki yani bana öyle biri lazım ki benim ürün kategorilerimi bilsin, benim işimi bilsin, şirket işlerimi bilsin. Çünkü benim birine eğitecek vaktim yok. Bunu harcayacak bir param da yok. Onun için öyle birine ihtiyacım var ki beni bilsin, benim şirketimi bilsin diye bu izni alıyor. Benim buraya gelişim de öyle. Ama son zamanlarda bu da çok zorlaştı. Şey yapmaya başladılar. Mesela benim en son işim finanstan sonra ben satın almaya geçtim. Ve satın almadaki transferleri göçmenlik bürosu kabul etmemeye başladı. Çünkü diyorlar ki yani satın alma bu kadar komplike bir iş değil. Burada bir adam bulursun bu işi yaptıracak diye. İki arkadaşımız red aldı ki bunlar Avrupa Birliği'nden gelen arkadaşlar. İspanya'dan bir arkadaşımız mesela red aldı şeyine. Alamadı şirket iznini. Yani gittikçe bu zorlaşıyor. Şeyi de söyleyeyim, neden bu kadar zor? Mesela büyük bir şey vardı, tartışma vardı. Ben de oraya katılmıştım. Niye bu kadar zorluyor yani İsviçre diyorlar? Sebebi şu, İsviçre'de gerçekten maaşlar ve hani yaşam kalitesi iyi. Etrafındaki bütün ülkelere göre çok daha iyi. Yani buraya İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan gelen mesela işte bizim şirketimizin merkezi Basel'deydi. Şimdi çoğu kişi bilecek kendi şirket olduğunu. Ya iki tane zaten çok büyük şirket var orada. Yani çalışanların yarısı Fransa'da, yarısı Almanya'da yaşıyor ve İsviçre'ye gidip geliyorlar. Sebebi ne? Çünkü maaş çok daha iyi, rakamlar çok daha yüksek, iş imkanı daha fazla. Onun için talep çok fazla. Bu kadar çok talep olunca da tabii ki devletin de bunu bir yerde bir seviyede tutması gerekiyor. Onu da bu şekilde. Çok, çok doğru bir hareket. Yani bunu İsveç'te de biraz buna benzer konuşmuştuk. Hani orada biraz daha gerçi mültecilere yakın yani göçmenlere özgü birçok iş de var ama İsviçre'nin ben bu politikasını sonuna kadar destekliyorum. Çünkü zaten buradaki amaç o kaliteyi korumak. O insanını, vatandaşını korumak. Bu çok önemli. Yani peki şeyi soracaktım. Bunun, mesela dışarıdan Türkiye'de yaşayan bir insan bu tür iş takipleri nereden yapabilir? Yani bir resmin, devletin bir sitesi var mı? Ya da LinkedIn gibi bir siteden mi takip etmesi gerekiyor? Şimdi ben de şu anda çalışmıyorum ve iş arıyorum. Bence iş aranacak şu andaki en iyi yer LinkedIn. Evet. Var birkaç tane İsviçre'ye özgü hani HR ya da Headhunter şirketleri de var. Ama o işlerin çoğu da artık LinkedIn'de çıkıyor zaten. Yani iş arıyorsanız kesinlikle bence doğru yer LinkedIn'dir. Kimlerin daha çok şansı vardır mesela konuşabiliriz. Evet, o çok önemli. Onu söylersen. Söyleyeyim hemen. İlaç şirketi background'ı olanlar kesinlikle. Çünkü ilaç şirketleri yani ben 15 yıl ilaç şirketinde çalıştım. İki farklı şirkette çalıştım ve bu konuda çok güzel de bir ağım var diyebilirim. Çok insan tanıyorum. Çok kapalıdır ilaç şirketi. İlaç şirketi başka bir sektörden adam almak istemez. Finans da olsa istemez ya da başka hani hiç alakasız bir bölüm olsa da istemez. Sektörü bilsin, sektörü tanıyan biri olsun çok der. İlaç şirketi bu anlamda ilaç şirketleri kendi içinde kapalıdır. Kapalı bir sektördür. Onun için o tecrübe önemli. Mesela hani ileride ben böyle bir şey yapmak istiyorum, yeni mezunum ne yapayım diye soruyorlar bana arada. Bence bir şeyiniz bu olabilir. Eskiden bankacılıkmış. Çünkü burada biliyorsun hani bankacılık sektörü de ikinci finans sektörü, en iyi ikinci sektör. Ben onu çok tavsiye etmiyorum. Finansla gelen çok az insan gördüm. Sebebini de söyleyeyim. Almanya'nın okulları bu konuda çok kuvvetli ve Almanya'dan gelen çok kişi var. Bir kere Almanya'dan gelirseniz dil sorununuz yok. Almanca sorununuz yok. Ben İngilizce hep çalıştım bugüne kadar. Öyledir genellikle. Büyük ilaç şirketlerinin dili şeydir. İngilizcedir. Ama mesela bankalar Almancadır. Çünkü devletle de çok işiniz oluyor. Onlar Almanca isterler. Bir dil sorunu olur. İkincisi de bir bankanın şeyi ispatlaması çok zordur. Benim mutlaka bu adama ihtiyacımı varı ispatlaması zordur. Onun için bankacılığı tavsiye etmiyorum mesela. Hani yeni dediğim gibi hani yeni mezun bir şekilde yol belirlemeye çalışıyor. Ne yapayım yurt dışına gitmek için. İkinci sektör bilişim. Evet, o çok yaygın zaten. O zaten artık her yerde yaygın bence. Her yere gitmek için. Bilişimle ilgili yapılan her şey mesela işte özellikle
bir 5-10 sene önce benim ilk geldiğim zamanlar çok fazla sayıda SAP şeyi elemanı aranıyordu. Teknik insana çok ihtiyaç var. Onlar kesinlikle aranıyor. Onun yanına işte dil eklemek önemli, dil bilmek önemli. Yani peki Filiz, yani biraz daha işin sanatsal boyutuyla ilgilenen insanlar için, bunu daha önce hiç kimseye sormamıştım da İsviçre olunca böyle bir sorma gereği hissettim. Hani mesela benim çok arkadaşım var, yoga çok o konuda çok deneyimli ya da işte birçok sanatsal faaliyetler konusunda çok iyi, ressam olabilir, müzisyen olabilir. Bu tarz insanlar için bir imkan var mı? Mesela İngiltere Ankara Anlaşması'nda işte 2000 sterline kadar atıyorum aylık kazanç sağlayabiliyorsan falan filan gelip çalışabilirsin, deneyebilirsin. Ankara Anlaşması'na gidebiliyorsun. Peki İsviçre'de evet, böyle bir şey var mı? Bir sanatçı gelip de ben orada çalışacağım, sanatımı icra edeceğim ya da yoga dersleri vereceğim. Bu tarz bir şey var mı? Daha biraz daha serbestlikten bahsediyorum. Evet, benim bildiğim yok. Yani hiç duymadım böyle bir şey. Benim bildiğim yok. Dediğim gibi yani İsviçre'ye çok fazla talep olduğu için çok fazla gelmek isteyen, yakın çevreden, yakın ülkelerden gelmek isteyen de çok insan olduğu için bizim gibi ülkelerden o iş oldukça zor. Öyle bir izin ya da vize ben bilmiyorum açıkçası. Ve ben kendi ailemden insanlar için de bunu çok araştırdım. Onun için hani biliyorum. Biliyorsun yani biri gelir gelmez. Hani kim gelebilir? Mesela kuzenler, kardeşim çok istedim gelmesini mesela ama çok zor. Bir de İsviçre'de şey de var. Bizim okulları kabul etmiyorlar. Diploma denkliği vermiyorlar. Tecrübeniz varsa eğer bu aranmıyor, benim hiçbir girdiğim iş yerimde ya da başvurduğum iş yerinde bugüne kadar bana diploma denkliği göster demediler. Ama daha az tecrübeli insanlarda ben bu sorunu çok görüyorum. Diploma denkliği isteniyor ve İsviçre vermiyor bu denkliği. Vermediği için de seni eğitimsiz kabul ediyor. Ya da mesela finansçı arkadaşlarımda, finansın eğer ben daha sonra business planı tarafındaydım ve CFO'ydum en sonunda da. Onun için hani accounting tarafında yani muhasebe tarafında değildim. Ama mesela muhasebe yapıyorsanız illa burada bir sertifikanız, burada bir okuldan mezun olmanız gerekiyor. Yoksa seni muhasebeci saymıyor. Anladım. Yok anladım. Çok güzel anlatıyorsun. Sadece daha konuşacağımız çok konular. Tabii lütfen. Sen kes beni. Ben başlayınca anlatırım tamam. Çünkü. Çünkü çok insanlar da hani biraz daha kısa sürede çok bilgi almak istiyorlar. Biliyorsun tabii. Mantık biraz budur. Peki şeyi soracağım. Şimdi artık tamam burayı anladık. Gerçekten zormuş. Süreç gerçekten zormuş. Peki çalışma vizesiyle ilgili kısacık bir bilgi verir misin? Yani diyelim ki bir iş yerinden kabul aldın. Bu süreci kim ilerletiyor? Siz mi yapıyorsunuz? Şirket mi yapıyor? Bununla ilgili ne gerekiyor? Böyle ufak tefek bilgiler varsa. Tabii. Şöyle büyük şirketlerin ortak çalıştığı şirketler var. Onlar da kendileri yapmıyorlar. Çünkü bu dediğim gibi bir uzmanlık alanı. Yani sırf bu işleri yürüten burada şirketler var. Büyük şirketler onlarla çalışıyor. Onlar bütün süreci yönetiyorlar. Ve dediğim gibi hani 4 hafta bakın biz bu şeyi ilanı açık tuttuk. Bu kişiler başvurdu. Biz bu kişilerden bulamadık falan diye bütün dokümanları veriyorlar. Küçük şirketlerde maalesef bu iş öyle gitmiyor. Çünkü hani onlar bir bütçe ayırmak istemiyorlar bu işe. Neredeyse 1-2 maaş vermeleri lazım o şirketlere. Onlar kendileri yürütüyor ama maalesef o şirketlerde izin alamayan daha fazla oluyor. Yakın bir arkadaşım yaşadı bunu. Maalesef iyi bir iş bulduğu halde şirket izin alamadığı için gelemedi, olmadı ve işini de bırakmıştı üstelik Türkiye'deki işini. Buraya gelecek diye imzayı attı ve izin çıkmadı. Yani küçük şirketler biraz böyle bunu bilmiyorlarsa hafife alıyorlar. Büyük şirketlerde iş rahat. Siz kendinizin yürütmenize gerek yok. Zaten kendiniz yürütemezsiniz. Yani gerçekten çok uzmanlık gerektiren kendi bir alanda. Alman lazım. Ama tabii bunu şey için söylüyorum. Şimdi bazen arada şey diyorum, duyuyorum. Mesela bana öyle sorular geliyor Instagram'dan. Şaşırıyorum. İşte benim amcamın oğlu orada dönerci. Beni çağırdı. Ben gideceğim. Şimdi onun vizesi nasıl alınır benim hiçbir fikrim yok mesela. Yani sonra da gelmiş biri. Ben geldim diyor mesela. Tamam mı? Ben geldim diyor. Geçen vardı öyle biri. Ya vizeyle gelemezsin dedim. Ya o şöyle. Yani Almanya vizesi alıyor. İtalya bir şekilde turistik olarak geliyor. Sonra kaçıyor. Kaçabildiği kadar kaçıyor. Sonra işte göçmen başvurusu yapıyor. Bilmem işte kimisi terör diyor, kimisi FETÖ diyor, kimisi bilmem ne diyor. İşte anladım, ondan evet, kaçtım falan filan. Bir şekilde kalıyorlar yani. Ben de onları duyuyorum. Yani biz bunları söylemeyelim. Bizi bilinler ilgilendirmiyor. Yok o kadar da zor değilmiş diye biri yazdı bana. Tamam o kadar anlatıyorsunuz. Yok, o kadar da zor değilmiş dediler. Ben yani bunu izleyenler varsa sakın öyle şeylere inanmasınlar. Hiç yok. Çok güzel patlar yani bir gün. Evet. Bu sefer de ülkeye giriş çıkışı yasaklanır. Daha kötü olur. Peki Filiz biraz da artık olayı evlilik boyutu dedin. Onu da bir konuşalım. Mesela mutlaka evli olup da ya da sonradan evlenip de İsviçre'ye yerleşmek isteyen insanlar olacaktır.
Diyelim ki bekarken gittin, evlendin. Herhalde o çok zor değildir. Ama evlisin, sen giderken eşin çocuğunu falan getirmende bir sıkıntı oluyor mu? Öyle bir tecrübe yaşadın mı arkadaşlarından falan? Var. Şimdi bir grubumuz var burada. Onların içinde var. Eskiden şöyle söyleyeyim. Eskiden bu çok daha kolaydı. Geldiğiniz anda siz de sizinle birlikte eşiniz ve çocuklarınıza da vize veriliyordu. Zaten biz Türkler olarak ilk geldiğimizde B tipi vize diye bir ya da permit diye bir iznimiz var. Çalışma bir izni. Yıllık bir çalışma izni bu. O bir yıllık izni de herkese veriliyordu ve iş aramakta kolay oluyordu. Şimdi L diye bir şey var. Onu çok detaylarını çok iyi bilmiyorum ama mesela bir Almanca şartı koştular. A1 çok basit bir düzen ama yine de öyle bir sınav yapıyorlar. Bazı şeyleri daha çok zorluyorlar. O işte eşiyle birlikte gelenlerin işte başvurmaları ya da işte başvurduklarında kabulü daha zor oluyor. Çünkü şirketin o izni değiştirmesi gerekiyor. Onu biliyorum. Ve birçok şirkette... Baştan konuşmak lazım firmayla. Yani bu evet. Şartları söylemek lazım. Evet. Yani ve birçok şirkette buna girmek istemiyor. Hem çok maliyetli bir olay hem çok zor bir olay. Biz niye uğraşalım diyorlar. Gelen birkaç arkadaşım o şekilde eşiyle birlikte var ve çok zorlandılar. Yani hiç bulamadılar demiyorum. Var mesela biri güzel de bir iş buldu sonunda. Ama çok uzun sürdü. Yani bayağı 1,5 yıl falan iş aradı. Ki çok iyi geçen görüşmelerin sonunda bile bu noktaya gelindiğinde hep böyle bir pürüz çıkıyor maalesef. Bir de mesela hiç bu noktaya gelemedikleriniz var. Çünkü bazı iş ilanlarında başta size soruyor. Bu ülkede çalışma izniniz var mı diye. Ben çok görüyorum mesela onu. Ya da işte oturumunuzu soruyor. Oturumunuzu buraya attach edin diyor. Bazı şirketler artık bunu öğrenmişler. Hiç riske bile girmiyorlar. Yani şu an şartlar bir 10 seneye göre daha zor. Öyle geçinirik. Peki burada çok önemli bir şey söyledin. Ben onu sormak istiyorum. Diyelim ki senin gibi insanı düşünelim. Sen gittin. Belli bir şirketin davetiyle gittin. Onlar seni işe aldı. Sonra orada olmadı. Şu an senin yaptığın gibi. Hani artık sen tamam evlendin belki vatandaş oldun mu bilmiyorum da onu soracağım. Olmadın. Mesela diyelim ki vatandaş değilsin ama başka bir işte çalışmak istiyorsun. Yani şu an senin durumun gibi o zaman. Hı. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdi yani şöyle var. Başka? Çok böyle hassas noktama denk geldi bu soru öyle diyeyim sana. Bu çok zor bir süreç gerçekten. Yani ben ilk 4 yıl bunu yaşadım. Çok zor. Ve ben bunu söyleyince şey diyor insanlar bana, İsviçre'ye gitmişsin şikayet ediyorsun gibi bir şeye geliyor. Ama öyle değil, herkes kendi yaşadığını bilir. Tabii. Yani şimdi ben buraya geldim ve maalesef diyorum, ilk müdürlerim, beni seçen, buraya getiren insanlar çok kısa bir zamanda işten ayrıldılar. Şirket zaten birleşme, karışık bir dönem. Ve maalesef benim çok kötü bir müdürüm oldu. Çok böyle reisiz. Hem kadınları sevmeyen, hem yabancıları sevmeyen çok zor bir dönem yaşadım. Ve ırkçı. Çok iş aradım. Yani çok ırkçı ve gerçekten çok zor bir dönem ama yaşadım. Ama İsviçre'de çok oluyor mu öyle tipler ya? Var yani. Var. Şimdi şöyle, buna da mesela ben var deyince ay biz hiç karşılaşmadık diyenler var. Bulunduğunuz pozisyonla çok ilgili. İsviçre'nin şeyi, göçmenlik şeyi çok farklı. Birçok ülkede göçmenler genel ülke eğitim şeyinin level'ının altındadır. Tamam mı? Yani ülkenin bir eğitim seviyesi vardır. İnsanların belli bir iş seviyesi. İsviçre çok nadir ülkelerden ki genel yabancıların eğitim seviyesi İsviçrelilerin çok üstünde. O yüzden bütün büyük şirketlerde hep yabancılar çalışır. İyi pozisyonlarda hep yabancılar var. Biraz Singapur'a benziyor bu konuda. Yani aynen öyle. İkinci ülkede Singapur bu konuda. Ya da hani Singapur'la İsviçre bu konuda aynılar. Bu da aslında insanları rahatsız eden bir durum. Yani bir yandan bunu sevmiyorlar. O yüzden eğer siz küçük bir iş yapıyorsanız çok fazla karşılaşmayabilirsiniz şeyle, ırkçılıkla. Ama holdinglerde sıkıntı. Ama böyle yukarılara çıktıkça, bir de bir kadınsanız. Çünkü burada kadın olarak çalışma koşulları zordur. Allah Allah. Yani çok böyle kadınlar için rahat bir ülke kesinlikle değildir. Şimdi hem kadınsınız hem belli bir pozisyondaysınız. İşler o zaman gerçekten çok daha zorlaşıyor. Her neyse, ben o dönem çok iş aradım. Ama o kadar zor bir şey ki Reşat. Çünkü şöyle, bir yıllık vizeniz var. O bir yıl içinde işiniz olmak zorunda. Şimdi diyelim ki ben işi aradım. 6. aydayım. İşi buldum. Başlayana kadar oldu benim vizemin 9. ayı. 3 ayda şey var. Nedir onun adı? Deneme süreci var. Diyelim ki adam dedi ki ben seni beğenmedim. 3 ayda çıkardı. Eğer benim vizemin bitiş tarihinde işim yoksa İsviçre hükümeti beni direkt Türkiye'ye gönderebiliyor. Hmm, çok riskli.
çok böyle bir büyük bir risk olduğu için bu insan üzerinde acayip bir baskı yaratıyor. Yani ya beni beğenmezlerse, hadi tamam buldum gittim, ya bu iş olmazsa da beni çıkarırlarsa diye cesaret edemiyorsunuz o değişikliğe. Ben ilk başta bunu edemedim. 4 yıl boyunca ben bu adama katlandım. Tek sebebi de buydu. Yani o şeyi bulamadım kendimde gerçekten, cesareti. Çünkü dönmek de istemiyorum bir yandan. Yaparsınız, çok değiştiren iş var. Ama riski alarak riski aldığınızı bilirsiniz. Yani ve ben evet, yani ama işte burada, bir risk yani. Yani burada o risk büyük. Yani o bir yıllık vizenin dolduğu anda işinizin olması lazım. Tekrar çünkü başvuruyorsunuz ve onu göçmenlik bürosu kontrol ediyor. Çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Tamam, şimdi 20 dakika olmuş. Oh, ben baktım süper. O zaman son 5 dakika. Yok hayır, tamam. Anlatıyorsun. Ben keşke hani böyle 30-40'ları zorlasak diye isterdim de. Sadece iki soru soracağım artık biraz da yaşama girmekle ilgili. Birincisi, çok kısa bir cevap istiyorum. Çünkü bu çok siyasi ve derin bir konu. Yani siyasi demeyeyim de insanların sosyal yaşamıyla ilgili bir konu. Irkçılık sıkıntı mı? Yani İsviçre'de yaşamın zorluklarını biraz söyledin aslında. İş bulmak zor, işte biraz hayat pahalı. Onları zaten konuşuruz bir sonraki soruda ama. Yani ülkede gelen bir yabancı hiç ırkçılıkla ya da herhangi bir soruyla sorunla karşılaşıyor mu? Çünkü bana bunu çok soruyorlar. Hani abi işte biz korkuyoruz, bizi sevmiyorlar. Biliyorsun bizim ülkemizde maalesef iğrenç bir algı var. Sanki tüm herkes Türk düşmanı gibi böyle haberler yapılıyor. Bunu senin ağzından duyalım. Yani Türk olarak tek sormuyorum. Irkçılık var mı? Şimdi ırkçılık var. Yok demek yanlış olur. Ama ırkçılık mesela bir Alman, şöyle söyleyeyim. İsviçreliler yapı olarak sakin insanlardır. Fevri hareketler yapmazlar. Geçenlerde ben bir video izledim mesela, Almanya'da adamın biri kalkıyor şeyde, tramvayda. Başlıyor bir tane yabancıya bağırıp çağırmaya. Burada böyle bir şey yaşama ihtimaliniz sıfır. Yok, çünkü bu yapıda insanlar değiller zaten. Böyle bir reaksiyon vermez buradaki insanlar. Yani yapıları İsviçrelilerin çok farklıdır. Gizli ırkçılık diye bir şey vardır burada. Yani hani olaylarda dediğim gibi mesela benim başıma geldi ve ben bizzat bunu yıllarca yaşadım. Ve bana İsviçreli arkadaşlarım bile, hani biz ülkemiz adına senden özür diliyoruz diyen arkadaşlarım oldu. Ne olduğunu farkında oldukları için. Ve bunu insanlar da bilirler bu arada. Yani İsviçreliler de kendilerinin özellikle bir yaşlı kesiminin ne kadar ırkçı olduğunu bilirler. Ya yani yok demek var, yanlış. O çok normal. Yani ben şöyle söyleyeyim. Evet. İkinci Dünya Savaşı gerçeği de olduğu için hani maalesef bu birçok ülkede bizde bile var. Hani biz ne kadar ırkçı değiliz desek de maalesef Türkiye'de... Olmaz mı? Hayır. Da, bence biz çok ırkçıyız. Biz çok ırkçıyız zaten de diyoruz ya. Onu demek istiyorum. Gizli ya da değil. Hani Türkiye'de çok fazla var. Ama yani sadece benim anladığım şu, bunu özetle bence çok normal bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü bu çok normal. Yani evet. bu kadarına bir de nüfusun zaten üst yaşlardan bahsediyorsun. Daha böyle bir orta yaş ve üstünde insanlarda olan şey aşırı normal. Çünkü bu insanlar savaş görmüşler, geçmişteki sıkıntıları görmüşler. Ülkeleri mükemmel bir haldeyken mültecilerin gelip bunu görüyoruz yani. Bizim ülkemize bile Suriyelilerin adaptasyonuna kadar ki halen bile ülkenin şeyi, psikolojisi değişti yani. Ki İsviçre gibi bu kadar cennet bir ülkenin de en ufak bir şey insanın gözüne batar. Ya bu batıyor. Çok doğru. Tabii yani batar. Ben söylediğin şey doğru. Ben bir yandan da anlıyorum. Çünkü gerçekten mükemmel bir ülke yaratmışlar ve bunun bozulmasını tabii ki istemiyor tabii, insanlar. Şey yani ya. ben psikolojiyi dinliyorum. Hayatta bizi nerede etkilediğini sana söyleyeyim. Hani yetişkin bir insan olarak ben kendi sorumluluğumu alıp buraya gelmişim. Tamam mı? Yani bana işte müdürümün yaptığı şey... Beğenmezsem kalkar giderim. Bu benim kendi sorumluluğumda bir şey. Ben çocukla zorlanıyorum. Yani mesela okulda bir şey olur mu? Var bir iki küçük olay yaşadık çünkü. O mesela insanı korkutuyor. Yani ortada bir çocuk olduğu zaman, çünkü o anlamaz, size anlatamaz, ne olduğunu bilmez. Çocuklar arasında mı yoksa çocuğa öyle ki hocadan falan öğretmenlerden ve okuldan, yönetimden çocuğa karşı. Yani burada böyle şeyi çok sevmezler çünkü. Çok altlarda ya da çok üstlerde olmayacaksınız. Böyle her şey ortalama olacak. Onun için böyle biraz mesela bir arkadaşımın sorunlu bir çocuğu var. Onlar çok problem yaşadılar ve bir türlü çözemedi, hala çözemediler. Onlar çok sevilmez. Böyle biraz normalde olacaksınız. Ona mesela hani çok dikkat etmek lazım. Yani bilinçli olmak lazım. Çünkü dediğim gibi hani çocuk bunu fark etmez ve hep size söylemeye anlatamayabilir. Ne olduğunu. Şey, yani benim aması şöyle bir şey aslında. Yani bu seni rahatsız etmeyecek bir hırsız. Yani rahatsız derken yani Almanya'da duyduğumuz ya da işte bu İsveç'te mesela benim arkadaşım geçen gün anlattığı kadar böyle ırkçılık olayları insanı çok rahatsız eden şeyler değil. Sadece psikolojik olarak hani kendi tedirgin edecek olan şeyler. Yani direkt böyle fiziksel bir olay değil. Hayır. Daha çok düşünsel, işte ne bileyim böyle algısal açıdan bazı sıkıntılar yaratıyor. Tamam, bunu da anladım. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey
Veya son bir şey ekleyeyim. Okullarda şunu çok duyuyoruz. İşte Türk olduğu için mesela cimnazyuma gidemedi. Türk olduğu için üniversiteye gidemedi. Burada var bu olaylar. Ya da Türk olduğu için de yabancı olduğu için. Neden? Sistem, okul sistemi zaten çok zor, çok katı. Çok az insan üniversiteye gidiyor. Burada seçilen 3-5 kişiden birinin bazı yerlerde maalesef yabancı olma ihtimali çok düşüyor. İsviçreli öğretmen İsviçreli çocuklara öncelik verebiliyor. Bunlar yaşanıyor. Çok duyuyoruz bunları. Bu hani ciddi anlamda nasıl etkiler? Böyle etkileyebilir. Eğitimde etkileyebilir evet, çocuğu. Ama dediğin gibi hani bir saldırı, bir bağırma, bir çağırma böyle şeyler hiç duymuyoruz. Olmaz burada. Yani o yapıda değiller çünkü. Yani baktığın zaman aslında onların açısından düşündüğün zaman ülkelerini ve milliyetlerini korumaya çalışıyorlar aslında. Hani bu evet. Yani bunu aslında farklı bir kelime bulmak lazım. Irkçılık gibi değil de ne bileyim farklı bir şey bulmak lazım. Çünkü o kadar çok ırkçılıkla ilgili şeyler... Pozitif ayrımcılık diyorum ben bazen ama evet, fazlasıyla pozitif. Bence daha doğru. Çünkü yani evet. insanın kendi vatanını, kendi milletini sevmesi, onu koruması, kollaması bizim artık çok uzak olduğumuz şeyler olduğu için yani bu çok sorun değil bence. Neyse bu konu dediğim gibi çok uzun bir konu tartışılır. Evet evet. Son olarak şeyi soracağım. Yani İsviçre pahalılığıyla nam salmış bir ülke. Biliyorsun ben de öğrenciyken gelip yani suyumu bile nasıl içtim. O suya para vermek için gidip musluk aradığımı hatırlıyorum böyle. Allah'ım bir yerden su içeyim falan diye. Peki yani kazandığın maaşlar itibariyle. Yani asgari ücreti soracağım. Bunları böyle çok hızlı istiyorum senden çünkü çok hızlı ilerledik. Bir de normal ortalama maaşın nasıl yetiyor mu? Orada ortalama bir hayat yaşamana yetiyor mu? Çok maaş farklılıkları var mı? Hani bu tarz böyle bir kısaca bilgiler yeterli zaten. Tamam. Şimdi bir kere o genel bilinen şey hani asgari ücret acayip yüksek 3500-4000 frank. Doğru. Geçenlerde çıkan video gibi burada yaşam gördüğünüzden daha bile iyi. Yüksek. Yani herkesin bir standartı var bu ülkede. Çok düşük bir iş bile yapıyorsanız standart yüksek. Kimse fakir değildir bu ülkede. Bu gerçekten doğru. Ama şey de değil yani hani sokaklarda para saçılmıyor, hayat çalışma şartları zor, iş bulmak zor, bir sürü şey zor. Çalıştığınız parayla geçinir misiniz? Kesinlikle geçinirsiniz. Yani asgari ücretle bir insan geçinir. Çok rahat bir hayatı olmaz ama çünkü dediğin gibi ülke çok pahalı. Yani hani aldığın maaşının yarısı kiraya gider, bütün her şey işte yemek içmek inanılmaz pahalı ülkede. Her şey pahalı yani. Her şey ülkede ucuz olan tek şey birazcık elektronik ama onun dışında özellikle yeme içme konusunda her şey çok çok kıyafet işte ama ihtiyaçların yetiyor. Hepsi. Yani asgari ücret alan bir insana yetiyor sadece yani ortalama bir hayat oluyor. Ortalama bir hayat olur. Evet. Yani evet. Kıyasladığımız zaman bizde maalesef asgari ücretlilerin hayatı ortada. Onlar bize maaşın yarısını daha fazlasını kiraya veriyoruz. Peki yani şey var mı mesela devlet yardımları sosyal yardımlar bulunuyor mu devlet yani bu alt maaşlı insanlara maaşı düşük olan insanlara mesela kira yardımı çocuk yardımı şunlar bunlar bu tarz şeyler tabii, var mı? Çocuk yardımı var hepimize var yani onun düşük ya da yüksek olmakla ilgisi yok ki çocuk yardımı herkes alır bu ülkede çocuk sayısına göre kira yardımı falan onlar birazcık komplike işler çok detaya girmek istemiyorum ama sosyale düşmek diye bir şey vardır mesela işte belli bir dönem çalıştığınız zaman işiniz yoksa işsizlik parası alırsınız. Ben şu anda işsizlik parası alıyorum mesela. İki sene kadar en maksimum iki sene alırsınız bu parayı. İki sene içinde iş bulamazsanız sosyale düşmek diye bir tabir vardır burada. Artık ondan sonra sosyal fon diye bir şey var. Oradan para almaya başlıyorsunuz ama bu çok istenilen bir durum değildir aslında. Hani Türklerden bunu çok yaşayan insanlar duyuyorum ama bu gerçekten kötü bir durum. Böyle neredeyse sizin sicilinize yazılmış bir kara leke gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Çünkü sonrasında bir sürü şeyi zorlaştırıyor. Henüz pasaport almadıysanız ona engel olabiliyor. Yani o istenilen bir durum değil. Ona düşmemek lazım. O zamana kadar gerçekten bir şey bulmak lazım. Çünkü iki sene de iyi bir sene zaman iş bulmak, tekrar bir iş bulmak için. Zaten onu devlet hani hiç sorunsuz. Devlet değil aslında. RAF denen bir işsizlik kurumu var. İşsizlik kurumu zaten bunu karşılıyor. Bu konularda sistem iyi. Çok iyi bir sistem var ve çok iyi yönetiliyor. Sorun yok. 30 oldu. Son bir sorum. Vatandaşlığı da onu unutmayalım. Vatandaş olmanın şartı nedir? Evlilik, mevlilik, çalışma. Çünkü sen 10 sene dedin daha olmadım deyince çok şaşırdım ben. Evet. Şimdi şöyle. Avrupa'nın en yüksek, en uzun sürelerinden biri vatandaşlık anlamında. Bizim için olanı hemen söyleyeyim. Dediğim gibi biz B'yle geliyoruz. B permit'i aldıktan 5 sene sonra C'yi almaya, C diye bir permit var daha büyük hakları olan. Onu almaya hak kazanıyoruz. 10. yılda da şeye hak kazanıyoruz pasaporta. Yalnız dil bilmeniz gerekiyor. C'yi alırken B1, C
seviyesinde, yani ortanın biraz daha üstü seviyede Almanca sınavına giriyorsunuz. Pasaporta başvurduğunuzda da hem Almanca sınavına hem de ciddi anlamda işte ülkeyi ne kadar bildiğinize dair bir sınava daha giriyorsunuz. Sistem öyle. Anladım. Bayağı tamam. Hızlı anlattım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk defa bir konuğumla, yani bu çok keyifli. Gerçekten çok çok merak edilen bir ülke. 30 dakikaya geçtik ilk defa. Burada kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Katkı sağladığın için. Rica ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hoş sohbeti tamamladık. İsviçre'ye gitmek isteyenler artık muhtemelen vazgeçmişlerdir diye düşünüyorum. Turistik olarak güzel bir ülke tabii, paramız değerlenince. Benden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarımla bu sohbete devam edeceğim. Daha önce merak edenler için söyleyeyim. İsveç'ten, Almanya'dan, İngiltere'de yaşayan, hatta İspanya ve İtalya'da yaşayan arkadaşlarımla da farklı konularda sohbetler yaptık. Eğitimle ilgili konuştuk, yüksek lisansla ilgili konuştuk, çalışma, evlenme, her şeyle konuştuk. Bunları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Filiz'in de, senin de kanal var mıydı Filiz? Ben kanalım yok da. Ama Instagram hesabım ben var. Ben yazacağım onları da. Zaten evet, senden gelecek olan linkleri de koyacağım. Filiz şu anda İsviçre'yle ilgili çok güzel paylaşımlar da yapıyor. Instagram hesabından da zaten onu takip edersiniz. Sorunuz varsa da zaten muhtemelen DM'den sorarsanız DM'den size cevap verecektir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.